zaman öğrenimizi enerjili olarak bıraksanız. Örneğin T30-50 gibi bir zaman öğrenimine enerjiyi verseniz ve bu zamanı saymaya başlasın. Bu sayacağı zamanın hafıza alanındaki yeri bir work'tür. Tamam mı? Ve gideceği maksimum sayı burada, bu zaman öğrenimin üstüne gideceği maksimum sayı 32.767'dir. Hani online izlemeye alıyorsunuz 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8, 10 diye gidiyor ya. Bunu öyle bıraksanız 32.767 sayısına kadar gider. Niye? Zaman öğrenisi için piyasa içerisindeki ayrılan hafıza alanı work'tür. Ve bu work'ün içerisine sığabilecek maksimum sayı 32.767'dir. Hocam değişken de peki diğer piyasalarda SD400-300'dir. Olabilir. Double work hafızalarına sahipler daha gidiyor. Tamam mı? Var, diğer nesil piyasalarda var ama bizim şeyde 32.767 sayısıdır. Şimdi bu 32.767 sayısı çarpan değeri en fazla ne var bizde? 1 milisaniye, 10 milisaniye ve 100 milisaniye var. Öyle değil mi? 1 milisaniye, 10 milisaniye, 100 milisaniye. En büyük çarpan değerimiz de 100 milisaniye. 100 milisaniye bir çarpan kullandığımızda elde ettiğimiz değer 32.767'nin yanına 2 sıfır daha eklediğimiz zaman ki değer 3 mili. Ama ne? Milisaniye. Tamam. 1 saniye 1000 milisaniye. Son 3 basamağı atarsak bunu neye çevirmiş olduk? Saniye çevirmiş olduk. Yani 3276. 3276.7 saniyelik bir zaman elde ediyoruz. Tamam mı? Bunu da dakikaya çevirelim. 3276.7 bölü bir dakika kaç saniye? 60 saniye. 60'a böldüğümüzde elde ettiğimiz 54.6 dakikalık bir değer. Bunu da saniye cinsine dakika ve saniye olarak çevirdiğimizde 54 dakika 36 saniye yapar. Burada 0.8 milisaniyelik bir hatamız vardı. Hata dediğimiz ne? Virgül hatası. Yuvarlama. Şimdi sayıyı yuvarlayarak gittiğimde, tamam mı? 0.8 milisaniyelik bir hata yaptığında elde ettiğim 54 dakika 36 saniyelik bir değerdir. Şimdi bir mayalama tankınız var. İçerisindeki mayalamanın 3 saat sürmesi isteniyor. Veya bir karıştırma işleminiz var. Ağacın karıştırılması 1,5 saat sürüyor. Normal zaman öylesiyle bunu nasıl yapacaksınız? Örneğin ben sizden 1 saat 30 dakika ve 8 saniyelik bir zaman istesem, bir işlem yapmak için 1 saat 30 dakika 8 saniyelik bir zaman istesem ne yapacaksınız? İki tane zaman öğesi kullanmak bunlardan bir tanesi. Tamam mı? Peki 3 saate çıktığımda 3 zaman öğesi. 4 zaman öğesi. 10 saat. Hocam 10-11 zaman öğesi. He? 4 tane de 5 tane kullanmamız lazım değil mi? Süre var 56 dakika. Tamam mı? Yani şu 4 saatin sonlarına doğru örneğin 4 saat 50 saniye falan 4 saat 50 dakika falan diyorsan 5. zaman öğesine geçebilirsin orada. Ama 4 saat 3 dakika dersen geçmeyebilirsin. 56 dakikanın okuş süratine kadar gider bilemem. Tamam mı? Oturup hesaplayacağız şimdi. Yapacağın hesaplama da bu. Şimdi bu ne yapar? 1 saat ne demektir? 60 dakika var. 30 dakika da buradan geldi mi? Tamam. Toplamda
90 dakika oldu mu? Evet. 90 dakikayı ben saniyeyi çevirmek için 60'la çarptım mı? 5400 saniye yaptı mı? 8 saniyede buradan var mıydı? 5408 saniyelik bir zamana ihtiyacım var. Benim piyasamın zaman değeri ne üstünden de milisaniye üstünden de. Tamam mı? Bunu da milisaniyeye çevirmek için 1, 2, 3 binle çarptık var. Ne oldu? 540 bin. Düzeltiyorum. 5408 bin. Aynen hocam. Milisaniye gibi bir değer çıktı. Yani ben zaman öleme 5.408.000'lik bir değere saydırmam lazım. Ama elde edeceğim maksimum değer neydi? 3 milyon. 3 milyon. Şu 3.276.700 gibi bir değer. Tamam mı? İkinci sayıcının değeri ne olacak? Düzeltiyorum. İkinci zaman öresinin değeri olacak. Şimdi şu sayı benim iki tane zaman öresi kullanacağımı bana gösteriyor. Tamam mı? Şimdi birinciyi biz şu değer neydi? 5.408 1, 2, 3. Birinci sayıyı ben birinci zaman öresini küsuratı geç çarpanlarım neydi? Milisaniyeydi. Tamam mı? Yani birinci zaman öleme preset bölüm değeri var ya şurada gireceğim. 32.000 girdiğimi düşün. Küsuratı geç. Küsurat bana işlem zorluğu yapıyor. Tamam mı? Birinciye ben 32.000 girdiğimde, tamam mı? Geri kalan bana ne? 22.080. Tamam mı? Şimdi ikinci zaman öresi bu T37 miydi? T37 ikinci bir zaman öresi devreye alacak. T38 gibi. T38'in zaman değeri ne olacak? 22.000. Hocam ne 22.080? Çıkardığımızda o sıfırları silmiyoruz ki. He? Çıkardığımızda hocam sıfırlar gitmiyor ki. O sıfır devam edecek yani. Hangi sıfır devam edecek? İki tane sıfırı sildik ya. 100.000 saniye çarpan veriyorum ya. Evet. Tamam mı? O yüzden iki sıfırı da siliyoruz. Milisaniye. Bunlar ne? Milisaniye. Şunlar milisaniye. Bu ne? Çarpan. Anlaşıldı mı? Yukarıda milisaniye hesaplamaya. İlk aşağıda ise bunu 100 milisaniyelik bir zaman öresinin çarpını şeklinde çevirdik. Tamam mı? 22.080 gibi bir değer girmen lazım ikinci zaman öresine. Şu yine dolar girelim. Çeviri. İkinci zaman öresine gireceğin değer bu. Hayır, işler ne yaptıracaksan bunu artık T38 ile yaptıracaksın buradaki işlemin ne olursa. Bu yöntemlerden bir tanesi. Büyük sayısal değer elde etmek için. Peki başka ne şekilde yapabiliriz bunu? He? Reset after başla. İntecir bunu. Yok. Şimdi elde ettiğim ve benim zaman öresine giremediğim çarpan değeri kaç oraya bakıyorum? 54.080. 54.080 32.767'den büyük olduğu için tek başına zaman öresine ne yapamıyorum bunu? Giremiyorum. Ortak, siz matematik görüyorsunuz değil mi? Ortak bölümün en büyük bir şey var orada. Şimdi bu sayıyı bölebileceğim en büyük değeri arıyorum. Aklıma gelen ilk sayı 80. Tamam mı? Aklıma gelen ilk sayı 80. Ben 54.080'i
80'e böldüğünde 676 gibi bir değer elde ediyor. Yani görebileceğin en büyük değer net olmasa da hani ya illa belki 160'a böldür, belki işte ne bileyim 80'in başka katlarına da bölebilir ama yani görebileceğin büyük bir değer arıyorum. Niye büyük bir değer arıyorum? Şuradaki sayıyı mümkün olduğunca küçük yapmaya çalışacağım. Şimdi ne oldu? Hiçbir şey anlamadınız. Ben bir zaman rölesi ve bir sayıcı kullanacağım. Tamam mı? Zaman rölenin değeri 80 olacak. Yani geldim. Şu neydi çalışma şartında? T37 gibi bir zaman rölesini çalıştırdım. Değerini neye ayarladım? 80'e. 76'da mı? Ve her 80'de T37'ye reset attırdım. Yani ne oldu? 80'de bir pays veren devre oldu. Evet. Ve ben paysları sayıcına saydıracağım. Tamam mı? Niye saydıracağım? T37'nin çalışma anlarındandır. C1 gibi CTU sayıcısına saydıracağım. Kaç pays saydıracağım? 676. 676 sayısını saydığında hani burada T38'in kontağıyla iş yapmıştım ya, burada C1'in kontağıyla ne yapacağım? Yapmam gereken iş yapacağım. Sayıcıların sınırı ne? He? Sayıcıların sayması sınırı var mı? Sayıcı? Zaman öncesi 32 bin şeyler sayıyor ya. O da 32 bin küsür. Evet, o da world değer 32.767 sayısına kadar sayar. Şimdi buradan şunu söylemek istiyorum. Piyasa içerisinde aslında zaman rölesi diye anladığınız yapıda bir şey yok, eleman yok. Piyasanın içerisinde sayıcılar var. Tamam mı? Hani zaman kat sayısı 1 milisaniye, 10 milisaniye ve 100 milisaniye demiştik ya. Piyasa içerisinde bir tane yazılımsal osilatör var. Osilatör dediğimiz ne? Pays üreten eleman. Bu osilatör 1 milisaniyede bir çalışıyorsa, 1 milisaniyede bir çalışıyorsa aslında benim 1 milisaniyede bir pays sayan sayıcım vardır. Ama ben buna ne diyorum? Zaman rölesi diyorum. Çünkü sayma aralığı bellidir. Örneğin T37'nin çarpan kat sayısı nedir? 100 milisaniyedir. Aslında 100 milisaniye içeride osilatör vardır ve ben kaç adet 100 milisaniye geçtiğini sayarım. Örneğin şuradaki yazdık ya 32 bin sayısı. Aslında 100 milisaniyelik bir osilatörüm var benim içeride. Ama osilatörü zamanlı gittiği için aynı sürelerde aynı şeyle paysları verdiği için aslında ben bu paysları saydırmaktaki nevini yapmış oluyorum ben. Zaman rölesi elde etmiş oluyorum. Tamam mı? Temelde yapılan işlem bu. Ha, değerimiz çok büyük zamanlara gidiyorsa da sayıcıyla veya peş peşe çalıştıracağınız zaman röleleriyle büyük değerleri elde etmeniz